Evet medya dünyasına başladık Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 6-0'lık e, skorla geride bıraktı. İkinci maçında ilk maçı 3-3'lük geride bıraktığımız ilk haftayı unutturdu taraftarına. 6 gollü tamamen Fenerbahçe hakimiyetinde. Tabi bunda Kasımpaşa'nın 10 kişi kalmasının da büyük etkisi var Levent abi. E, galip ayrıldı sağdan. Sarı Vartliler. Tabi gövdeli bir skor. Evet. Ee, yani bu kadar zengin bir kadrodan. Zaten Fenerbahçe taraftarının ve camiasının beklentisi farklı bir şekilde kazanmasıydı. Özellikle ilk maçta bile maç 3-3 olmasına rağmen Fenerbahçe 3 gol attı. Yani golcülük hüviyeti var Fenerbahçe'nin bunu kabul etmemiz gerekir. Burada bence göze çarpan önemli olay Kasımpaşa'nın oynadığı oyun sistemi. Fenerbahçe gibi hücum attı, sprinter oyunculardan kurulu bir takıma karşı savunmayı ön tarafta kurarsanız böyle cezalandırılırsınız. Yani hoca maçtan sonra özür dilemiş, istifa etmiş de yani oyun sistemini ne senin hiç özrün yok. Yani istifa edebilirsin, kabul ediyorum. Skor iki maçta 10 gol yedin ama oynattığın oyun bir hafta evvel e, Ümraniye takımını ne oynamış Fenerbahçe'ye karşı? Alan savunması yapmış. Hem kompakt futbol oynamış ve özellikle de geniş alan vermemeye özen göstermiş. Bir uzun topta e, biliyorsun gol yemişlerdi Ümraniye. E şimdi böyle bir maçta hele 10 kişi kaldıktan sonra bu kadar açık oynamak Fenerbahçe'nin bunu 6-0'da bitirmesi son derece az gol olarak görüyorum ben. Yani kabul edelim ki 8 de ol, olurdu maç, 10 da olurdu. Neler kaçırdı Fenerbahçe takımı? Ama burada tabii Kasımpaşa'nın da oynadığı oyun söylediğim gibi davetiye çıkardı. Gel bana fark at dedi. Bu kadar basit. 10 kişi kalmış. Defanstaki oyuncu Niye atılıyorsun? Gol olsun. 11 11 oyna. O zaman daha dengeli bir maç olur diye. Zaten Kasımpaşa'nın bir hafta evvel 4 gol yediğini görüyoruz. Mevcut kadronun Fenerbahçe kafa tutması mümkün değildi. Eğer biraz daha dikkatli olsaydı Fenerbahçe forvetleri, biraz daha becerili olsaydı, çok daha yani 10 0lık bir maçta ortaya çıkardı net olarak söylüyorum. Burada Fenerbahçe yalnız bunu alınmasın. Nedenine gelince bu e, yani yalancı bağır gibi olmasın. Neden şunu söylüyorum? Yarın öbür gün her takım size Kasımpaşa gibi oynamayacak. Çünkü sizin elinizdeki golcülerin hepsi, oyuncuların hepsi sprinter oyuncular. Ne zaman etkili olurlar? Geniş alan buldukları zaman olurlar. Geniş alan vermedikleri zaman sıkıntı yaşar Fenerbahçe. Buna göre de Jorge Jesus'un bir plan geliştirmesi gerekir. Kapalı takımları nasıl açacağız şeklinde kafa yorması gerekir diye düşünüyorum. Peki bir gazete manşetlerini de ekrana getirelim. Ee, bakalım galibiyetin ardından bugün gazetelerde hangi başlıklar atılmış Fenerbahçe mücadelesinin ardından. Ee, foto maç gazetesi. Şimdi Barko ekranımızda ekrana gelecek. Foto maç, fanatik, sabah, e hepsine bakalım Foto maçla başlıyoruz Altı patlar başlığını atmış fotomaç gazetesi geçen hafta Ümraniye ile beraber kalan Fenerbahçe dün gece Kasımpaşa'ya patladı Altı golle şov yaptı ifadeleri kullanılmış e fanatik gazetesinin de hemen başlığına bakalım fanatik gazetesi 6-0 ne fener ama başlığını atmış. Yine fanatik gazetesinde de e, fotomaç gazetesinde de ön plana çıkan oyuncular Arda Güler, Valencia, Joshua King ve Emre Mor ön plana çıkarılmış e, Levent abi. Hemen fotomaç gazetesinin iç sayfasına da bir bakalım. Kanarya'dan gol resiteli başlığı atılmış. İkinci sayfada fotomaç gazetesinin e, Kanarya'dan. Süper Lig'de Ümraniye şokuyla başlayan Kanarya Kasımpaşa'ya patladı. Deplasmanda Valencia'nın iki, Arda'nın iki, King ve Emre ile coşup Asturya üyen maçı öncesi moral depoladı. İfadeleri e, kullanılmış Foto maç gazetesinde hemen goller üzerinden de gidelim ya da dilersen önce bir Arda'ya değinelim Levent abi. Dün yine maç kadar konuşulan e, isim Arda Güler, e, Fenerbahçe'nin genç yeteneği, Türk futbolunun genç yıldızı. Ee, i̇nşallah çok daha iyi yerlerde göreceğimizi düşünüyorum ben Arda'yı. 69'da oyuna girdi. iki gol attı. Ee, sahada özellikle gole kadar bir tutukluğu vardı sanki. Bir çabası, bir patlama e, noktası. O gol attıktan sonra daha da rahatladı. Şimdi 4-0'un üzerine Arda oyuna girdi. Evet. Öyle değerlendirelim. Ee, bir defa Türk futbolunun geleceğine damga vuracak bir oyuncu. Zeki, kaliteli, sakin, özgüvenli bir oyuncu. Bununla daha evvel de söylemiştim. Özellikle bir maç vardı. E, kenardan yaptığı ortada. iki defa bakıyor. ortaya yapacağı kişi seçiyor. Ve ortayı arkadaşının, abisinin kafasına veya ayağına net pas olarak e, koyuyor böyle eliyle atarmış gibi. Müthiş bir oyuncu. Ama bugün at, şey, dün atmış olduğu iki tane gol. Bence e, Jorges'i ipotek altına aldı. Bundan sonra Arda'yı düşünmeden edemez. Arda daha fazla süre alacaktır. Arda sadece golcülüğü ön plana çıkan bir futbolcu değil. Lider kimlikli bir oyuncu. Yani 17 yaşında maşallah diyelim bu kadar özgüvenli evet. bir oyuncuyu çok fazla sahalarda göremiyoruz. Yani bu geçmişte e, genç oyuncu Galatasaray'dayken Emre Belezoğlu'ydu. Müthiş kendine bir özgüveni vardı. Dolayısıyla Emirhan vardı Beşiktaş'ta. Müthiş özgüvenliydi ama gitti Beşiktaş'tan. Ee, ama mesela Galatasaray'da Hamza var. Ayhan Akman'ın oğlu. Başlangıç çıkış noktasında çok arkasında durduk. Ama son e, özellikle Giresun maçında oyuna girdikten sonraki performansı hiç beğenmedim. Biraz fazla havaya girmiş gördüm. E, ayakları yere basması gerekiyor. Daha yani Galatasaray'ın kalıcı oyuncusu olmadı. Bugün Arda bunların bu üç oyuncu içerisinde en önde hem de Uzak ara önde yani fark atıyor. Birçok Avrupa kulübü hatta başta Barcelona oyun modeline uyabilecek en önemli oyunculardan bir tanesi Arda. Yani top hakimiyeti olan, pas alışverişini mükemmel yapan, çalım becerisi yüksek, artı sol ayağına çok hakim, çevre kontrolü mükemmel yapan ve sol, raket gibi sol ayağıyla da toplara iyi vurabilen bir Atan oyuncu. Hatta dün attığı gol Messi'nin e, neredeyse birebir ee, yine bir İkincisi mi, birincisi mi? Ee, İkincisiydi galiba. Önüne gelen topta. Evet, vurdu. soldan tamam. geldi topta. Evet, geldi. Sol soldan tek başına gitti evet. ilk golde. İlk golde. Herkesi ekarte edip ortaya yapacak gibi yapıp, bir vurdu. Tam olarak birebir Messi'nin evet. golüyle. E, sosyal medyada bunu. videolarını izlemiştim. Evet. Birebir aynı pozisyon. Hatta telif hakları sebebiyle bu videoyu yayınlıyoruz diye Fenerbahçe taraftarları Messi'nin golünü e, paylaşmıştı. Birebir aynı gol. Neredeyse. İşte bu tür oyuncu. Beylik bence, çok Devam bence var. yani e, Ami takım'a da erken alınması gerekir. Benim ölçülerime göre. Ya çünkü 17 yaşında Pele'nin dünya şampiyonu olduğunu düşünürsek, birçok oyuncu oynadığını düşünürsek, Arda gibi bir oyuncu mi takım içerisinde de görev yapabilir, Fenerbahçe'de de çok daha fazla süre alabilir diye düşünüyorum. İzledikçe insan hayran oluyor, keyif alıyor kendisinden. Fenerbahçe bir mücevhere sahip oldu şu anda. Çok değerli bir mücevher bu. Bunu iyi kullanması gerekir. Tabii ki Jörg çok tecrübeli bir hoca. Yani onu belki süresini arttıra kademe kademe arttırarak e, kullanacaktır. Ve bir süre sonra da Fenerbahçe'nin ilk 11'inin değişmez oyuncusu olacaktır. Ki bunu hak ediyor şu anda. Arda'yı izlemek keyif veriyor. Bence de izleyelim. Türk futbolunda son dönemlerde e, yerli oyuncu konusunda bu tür mücevherler yetişmiyordu. Arda sadece Fenerbahçe'nin değil. Türk milli takımının da değerli oyuncusu olacak